Bir elimde iPhone, diğerimde ise Android. Aralarında o kadar fazla yıl farkı var ki ve RAM kapasitesi olarak da Android'den oldukça düşük bir yapıda. Peki nasıl oluyor da Android'den daha az RAM'e sahip olmasına rağmen daha stabil çalışabiliyor? Hazırsak başlayalım. Android mi iOS mu tartışması hiçbir zaman bitmeyecek şüphesiz. Kimilerine göre Android açık kaynak kodlu ve özelleştirme imkanı sunması nedeniyle daha iyi bir kullanıcı deneyimi vaat ederken bazılarına göre ise iOS yani iPhone daha stabil ve optimize çalışarak uzun yıllar kasma ve donma yapmadan çalışabiliyor. Tabii ki işletim sistemi arasındaki en net farklardan biri de RAM diyebiliriz. Keza Android cihazlar iOS'a göre daha yüksek RAM kapasiteleriyle kullanıcı karşısına çıkarken iPhone'ların daha az RAM kullanması güçsüz oldukları anlamına mı geliyor? Peki iPhone'lar neden Android telefonlardan daha az RAM kullanıyor? Detaylar bu videonun devamında. Akıllı telefon piyasasında sanal RAM özellikleri de yaygınlaşmasıyla birlikte Android cihazların RAM kapasiteleri hatta böyle tavan yapmış durumda. Örneğin geçtiğimiz zamanlarda tanıtılan Lenovo Legion gibi oyuncu telefonlarında sanal RAM özelliğiyle birlikte 22 GB'a kadar RAM vardı. Ve Xiaomi cihazlarda da aynı şekilde 8 GB normal cihazın RAM kapasitesi varken ekstra 4 GB ya da 5 GB gibi bir sanal RAM de ilave edebiliyordunuz. Ve sonrasını siz düşünün artık. Ama bunun aksine sektörün en güçlü cihazlardan da iPhone'ların Pro Max modelleri örneğin 13 Pro Max 6 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkmıştı. Günümüzde bir orta segment cihazda bile en az 8 GB'lık RAM ile karşımıza geliyor. İşte Android ile iOS arasında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Peki iPhone'lar niye az RAM kullanıyor? Hani neden az RAM kullanmasına rağmen üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunmasının arkasındaki sebep ne? Öncelikle donanım optimizasyonu. Bilindiği üzere iOS yalnız Apple'ın kontrolünde. Yani farklı bir akıllı telefon üreticisi ürünlerini iOS işletim sistemiyle piyasaya süremiyor. Hal böyle olunca da Android tarafında da az önce bahsettiğim gibi işler biraz daha farklı. Yani açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması işletim sistemini sektörde daha cazip hale getiriyor. Hal böyle olunca iOS sadece Apple donanım odaklı üretildiği ve detaylı testlerden geçirildiği için bileşenlerine daha uyumlu oluyor. Örneğin Android cihazlarda Qualcomm, MediaTek ya da Unisoc gibi üreticilerin çatısı altında onlarca çeşit işlemcinin olmasına rağmen işletim sisteminin uyumlu çalışması için sağlam ve aynı zamanda detaylı bir sistem kodları gerekiyor. Bu durum diğer donanımlar için geçerli. Bu durum diğer donanımlar için de geçerli. Ancak Apple'ın geliştiricileri sistem kodlarında çok çeşitli olmayan ve eldeki ürünleriyle belli donanım özelliklerine göre kolaylıkla özelleştirebiliyor. iOS'un Android'e göre daha az RAM ihtiyacı duymasının nedenlerinden biri de bu. Apple'ın iPhone'larda kararlı RAM yönetimi sağlamak için bazı yöntemleri mevcut. Örneğin bir iPhone'da sistem çalışır vaziyette olan bir görevi kısa bir aralıktan sonra hemen sonlandırmıyor. Android cihazlarda ise sistemin görev sonlandırma aralığı iOS'a göre daha kısa. Bunun sonucunda Android cihazlarda oluşan sistem kararsızlığı daha yüksek RAM tüketimine neden oluyor. iOS'un daha stabil çalışmasının nedenlerinin biri de görevleri önem derecelerine göre sıralaması. Örneğin iOS kullanıcı arayüzü gerçek zamanlı öncelik kategorisinde ancak Android telefonlarda bu durum böyle değil. Tam tersine Android arayüzüne normal bir öncelik seviyesi atayarak arka planda çalışan bir işleme daha yüksek bir öncelik veriyor. Bu nedenle Android'de arka planda çalışan uygulamalar iOS'a kıyasla işlemciyi daha fazla kullanarak kullanıcı arayüzünün yavaşlamasına neden oluyor. iOS'un Android'e göre daha az RAM kullanmasının en büyük nedenlerinden biri de arka plan işlemleri. Zira iOS pil ömrünü korumak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için arka plan işlemlerini kısıtlıyor. Bu noktada arka planda bir uygulama belirli bir süre sonra çalışmayı durdurarak RAM boşaltıyor ve uyku moduna geçiyor. Android'de ise işler biraz daha karışık, biraz daha farklı. İşletim sisteminde arka planda çalışan bir uygulama manuel olarak kapatmamanız durumunda RAM'i kullanmaya devam ediyor. Yani sömürüyor, sömürdükçe sömürüyor. Bunun sonucunda da RAM tüketimi artıyor.
Tabii RAM tüketimi arttıkça ne oluyor? Cihaz ısınıyor, şarjınız daha hızlı yanılmaya başlıyor. Cihaz daha ağırlaşmaya başlıyor. Donmalar, kasmalar, keza bunun gibi birçok peşi sıra devam ediyor. Android başından beri işlemci, donanım ve üretici çeşitliliği odaklı bir anlayış benimsediğinden dolayı uygulama geliştiricileri tarafından yazılan kodların çoğunluğu bu uyumunu sağlama amacıyla Java programlama dilini kullanıyor. Bunun da cihazlarda çalışabilmesi için virtual machine, yani sanal makine ihtiyaç duyuyor. Sanal makine geliştiriciler tarafından yazılan uygulamaların hangi cihazda olursa olsun çalışabilmesi için kodlar üzerinde gerekli düzenlemeleri ve çevirmeleri yapan bir sistem programı. Yani bir geliştirici sanal makine sayesinde yüzlerce cihaza ayrı ayrı uygulama kodu yazmak zorunda kalmıyor. Bunun da verimli şekilde çalışılması için Android cihazlarda yüksek RAM kapasitelerine ihtiyaç duyuluyor. Özetlemek gerekirse iPhone'ların Android telefonlara göre daha az RAM sahip olmasının güçsüz oldukları anlamına gelmiyor ve bu noktada Apple'ın iPhone'larda daha az RAM tercih etmesi iOS'un optimize ve stabil çalışarak yüksek donanımlara ihtiyaç duymaması şeklinde açıklanabilir. Bunun dışında iki işletim sisteminin de birbirine göre artıları ve eksileri mevcut. Ancak her iki işletim sistemi de farklı noktalarda kullanıcılarına kaliteli bir deneyim sunuyor. Evet, geldik bir videonun sonuna. Bu videoda sizlere Android'in iPhone'a karşı RAM tüketiminin neden çok olduğunu, daha doğrusu iPhone'ların Android cihazlara göre nasıl oluyor da daha az RAM kullandığını anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.